All right, so let's consider our problem again. So I have an RC circuit, a first degree differential equation. Initial charge is zero. So initial condition is zero. And we wrote the solution like this. So Ys is just the product of these two functions. And we realize that we know that this gadget is nothing but the Laplace transform of the system response. In other words, it is the solution of this equation. And here actually I can write this as what? This is just C times C over RCS, okay, 1 plus RCS. And that is nothing but, so in maybe RC parentheses, evet, yani şöyle bu RC'yi de dışarı alırsak C'ler gidecek. 1 bölü R parantezinde 1 bölü ne kalacak? S artı 1 bölü RC, değil mi? Evet. RC, evet. Bu da nedir? 1 bölü R çarpı Laplace transform of e to the power minus t over RC. So yes. So our function phi t is just this gadget. Where phi t is just the system response, which is just 1 over r times e to the power minus t over rc. What kind of function is this? It's something like this. At time 0, it is 1 over r, and then it decays exponentially. It is this function. This is the system response. To the unit impulse function. So it means what? If I just send an impulse to the system, then the charge in the capacitor becomes 1 over R, and then it decays exponentially like this. Okay. All right. Now, what about solution of this problem for different functions? For example, consider this gadget. Now let GT to be this expression. From 0 to infinite, minus 1 to the power n u n t. So what is this function? It is this function gt. First it is 1 and then 0. So and then again 1 and then 0 and so on. It is like this, okay? You start with u0, which is constant function 1, up to 1, and then you subtract u1, so at 1 it becomes 0. At 2 you add u2, so it becomes again 1, and it goes like this, okay? So you just turn on the system. And you apply 1 volt to the system for 1 second, and then you
open the circuit and then close it, open, close it. It goes like this. And we would like to know how the solution will look like. Well, we all know that then the solution is what? Yt is just the convolution of this function with phi, right? Well, this is just minus 1 to the power n u n t, and from 0 to infinity convolution with phi. Although this looks like an infinite sum, actually, you know, at each step, you know, it's actually we don't have convergence problem. This is just nothing but minus 1 to the power n u n t convolution phi. So to write down the solution, I need to compute this convolution. Let's do that. So u n t convolution, okay, maybe I should write u n convolution phi t. What is this? This is nothing but integral. Let me okay, şurada genel yapayım, UCT ile yapalım. So what is this? This is 0 to t UC tau f of t minus tau d tau. And what is this? Okay. Well, you see, this function is 0 up to t equals c. So this is 0 if t is less than c. And after t larger than c, this becomes 1. So it is just integral of f of t minus tau d tau if t is larger than c. Okay, right, up to c it is 0, so the definite integral is 0. After t it is just 1, so I have this. So this is equal to what? This is just, you see, this function 0, 1, t less than c, t larger than c, times this integral, right? Right? 0 times this 0, 1 times this is this gadget. So this is just UCT times the integral 0 to t, not 0, I am sorry. This is now c to t, right? Because, here up to c, this is 0. After t equals c, it is 1. So the lower boundary value is c here. I have to be careful. T minus tau d tau. And what is this? Okay, UCT. Let me say the antiderivative of this is f of t. Okay, f of t minus tau. And since I have minus sign here, I have to divide by minus 1. And then tau equals c and tau equals t. So here u c t, and then I have, when I plug c, I get f of t minus c, and then I have f of 0, right? Where f of t
is an antiderivative. Antiderivative for f of t. Well, there are many antiderivatives, right? You can add any constant to an antiderivative and obtain another antiderivative. Therefore, I can choose an antiderivative so that its value at zero is zero without loss of generality. Okay, we may assume that f of 0 equals 0, right? It's an antiderivative like this. So f convolution c t is just u c t times f of t minus c, where f prime is an antiderivative, so its derivative is f, and at 0 equals 0. All right, now let's come back to the original problem. Okay, so we had this. What about this gadget? Right, yt the solution of the original problem is then nedir? Yt şu olacaktı. Sıfırdan sonsuza kadar eksi bir üzeri n u n t convolution f of t'di. Yok, f nereden çıktı? Phi t'di. Evet, g ile phi. U ile phi. Okay. Bu da neye eşittir? Yazmamışım. Şimdi okay. U n t phi t neydi? Phi t yazdık ama, değil mi? Evet. 1 bölü r e üzeri eksi rc. Eksi t bölü rc. Okay. Şimdi ben ne o zaman ihtiyaç duyuyorum? Buna bir tane antiderivatif isteyeceğim, değil mi? Bu şey şuna eşit oldu. Bu ikisinin çarpımı neydi? UCT ile UCT ile phi t eksi u n t ile t eksi n olacak, değil mi? Bu ikisinin convolution'ı buydu.
UN'le phi'in ikine bakıyorum. O bu olacak. Burada büyük phi bunun entire derivatifi. Entire derivatifi de nedir bunun? Entire derivatifi bir daha türevini alıyorum. E üzeri eksi t bölü rc eksi rc ile çarpacağım sanırım. Eksi c çarpı bu sanki. Değil mi? Çünkü türevini alsaydık eksi 1 bölü rc gelecekti. 1 bölü r kalacaktı. Evet bu. O zaman bu fonksiyonu nerede hesaplayacakmışım? T eksi n'de. Unt eksi bir burada da bir eksi olduğuna göre burasını n artı 1 yapabilirim. C çarpı e üzeri eksi t eksi n bölü rc. So that's the solution. Okay. In the solution we have also the step function. And this is how it looks like. And the solution is something like this. So this is t, this is y. Şöyle bir şey sanırım. Hiçbir zaman tam C'ye ulaşamıyor. Şurası C olsun. Çünkü burası birden küçük bir değer. Ama ilk önce şöyle artan bir şekilde geliyor. Sonra azalıyor. Sonra tekrar artıyor. Sonra tekrar azalıyor. Şu şekilde bir şey var. Bunu yanlış yazdım ama bir dakika. Şu fonksiyon sıfırda sıfır olmuyor, değil mi? Bunun sıfırdaki değeri nedir? Sıfırdaki değeri eksi c. Dolayısıyla ben buna bir artı c eklemem lazım. Yani c parantezinde özür dilerim. 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc. Tamam. Şimdi t yerine 0 verirsem 0 veriyor ve türevi de buna eşit. O yüzden şöyle yapmam lazım. Şu tam doğru değil. C çarpı 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc. Okey. Tamamdır. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Şimdi bir yarım saat daha zamanım var. İsterseniz şey yapayım, soru çözeyim. Bir iki tane daha. İmpaz fonksiyonla falan alakalı. Okay. More examples team. Mesela şuna bakalım. Benim şeyimde sayfa 348'de 7. soru. Okay. Solve the IVP y double prime okay y double prime plus y equals
delta t minus 2 pi cosine t with the initial conditions where both of them are equal to 1. Okay, solution. Well, this is a kind of weird expression, but you see, what is this? F of t minus c times f of t. Well, this function is zero everywhere, okay? And at zero, it has no value. But you see, this thing and this thing are the same, right? F of c. Why is that? Because, you know, except t equals c, both of them are zero, and at t equals c, this expression is equal to this expression. So writing this actually is the same as writing this one. Okay, therefore, so delta t minus 2 pi times cosine t is just delta t minus 2 pi times cosine 2 pi, and cosine 2 pi is just 1. So this is just delta t minus 2 pi. Okay. So our initial value problem is then just, you know, this. Okay, and how can we solve this? Well, we take Laplace transform of both sides. And this gives us what? S squared ys minus s times y0 minus y prime 0 plus, this is the Laplace transform of y double prime, plus was Laplace transform of y, which is big ys, and Laplace transform of this, well, this is just e to the power minus s times t0, t0 is just 2 pi. So 2 pi s. Okay. Well, values are both 1, so we get s squared plus 1 times ys is equal to s plus 1 plus e to the power minus 2 pi s. And from this, we see that ys is just s over s squared plus 1, 1 over s squared plus 1, and e to the power minus 2 pi s times s squared 1 over s squared plus 1. And what is this? This is just Laplace transform of cosine t. This is the Laplace transform of sine t. And this is e to the power minus 2 pi s times the Laplace transform of sine t. And to take this inside this Laplace transform, we recall our, you know, magic formula. What's that? E to the power minus cs times the Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of uct f of t minus c. Okay, so ys is just, okay, Laplace transform of cosine t, Laplace transform of sine t, and then Laplace transform of, this comes in, so it is just u 2 pi t, and then I have sine, instead of t, I write t minus 2 pi, okay, but sine is periodic with period 2 pi, so this is just sine t, okay. Therefore, yt, which is the inverse Laplace of big Ys,
is equal to what? Cosine t plus sine t plus u 2 pi t times sine t. So up to 2 pi, the solution is this. After 2 pi, I have another sign. So it becomes just 2 times sine t. So it is something like this. Okay, let me write down the solution. This is cosine t plus sine t before 2 pi. And after 2 pi is this. And you see this function is continuous, okay? It's a continuous function. Sine and cosine, whatever it is, 2 pi'da, şimdi sıfırda bir değerini alıyor. Pardon, şöyle. Şuraya gelene kadar şimdi nasıl davranıyor bilmiyorum ama yani şöyle çizeyim kabaca. Şöyle olsun mesela. Buradan sonra bir sinüs daha ekleniyor ama eklendiği anda 2 pi'de olduğunuz için sinüs zaten sıfır değerini alıyor. O yüzden de zıplama olmuyor. Yani fonksiyon belki differentiability'si bozuluyor ama yani mesela şöyle bir şey olacak. Biraz daha dikleşecek. Şöyle gidecek. Şurada bir şey var. Yani fazladan bir sinüs t daha geliyor. Ama fonksiyon hala sürekli. Bunun önemi şu arkadaşlar. Buradaki external force function bu sürekli değil. Hatta bu fonksiyon bile değil. This is not continuous, right? Not continuous. Not continuous. Aslında not even a function. Function. Ama solution'a bakıyorsunuz. Solution. Solution is a continuous function. Solution is a continuous function. Okay. Yani böyle enteresan şeyler olabiliyor. Peki. Bakayım. Evet, bir de bir soru daha yapalım. Ki bu da sayfa 355'te 13. problem olsun. Okay, so the IVP. Okay. Here, omega is a constant. But we don't know what it is, okay? So how would you solve this? Well, we take Laplace transform. So from this we get s squared y s minus
s y 0 minus y prime 0 plus omega squared y s equals g s. There again 1 and 1. Therefore s squared plus omega squared y s is equal to s plus 1 plus g s. Okay. Now y s is just okay, 1 over s squared plus omega squared times s plus 1 plus gs. Note that this thing is nothing but the Laplace transform of what? This is the Laplace transform of okay, 1 over omega times sine omega t, right? Yeah, exactly. Times s plus 1 ya belki şöyle yapsaydım daha iyiydi. Direkt açalım bunu. Şimdi bu s bölü s kare artı omega kare 1 bölü s kare artı omega kare ve 1 bölü s kare omega kare gs. Peki burası nedir? Bu Laplace transform of cosine omega t. Bu ise 1 bölü omega çarpı Laplace transform of sine omega t. Burası da yine 1 bölü omega çarpı Laplace transform of sine omega t times Laplace transform of gt. So Laplace transform of cosine omega t 1 over omega Laplace transform of sine omega t plus 1 over omega times Laplace transform of gt convolution sine omega t. And from this we see that the solution is just cosine omega t plus 1 over omega sine omega t plus 1 over omega times gt convolution sine omega t. Okay. Peki, zaman geçsin diye yapıyorum ama sorular da basit basit. Zaman bir türlü geçmiyor. Peki şöyle geriye gelim. Şu step function'larla ilgili bir tane de oradan yapalım. Şunu yapayım. Sayfa 340 problem 9. Solve the IVP. Y double prime plus y equals gt. Y zero equals zero. Y prime zero equals two. Where gt is this. T over two for t between 0 and 6 and 3 for t larger than 6. Okay. All right. Now, before I take Laplace transform, it's better to write this in terms of the step functions. So, let's first do that. Gt is what? I can write it this way. T over 2 plus, right? T over 2 plus 0 and
3 minus t minus 2 for between 0 and 6 and for t larger than 0. And this is what? T over 2 plus 3 minus t over 2 times just 0, 1 now, right? 0, 1, the same thing here. And we know that this is just u6t. So gt is equal to this expression. Okay. So my equation then is what? It is y double prime plus y equals gt, which is t over 2 plus 3 minus t over 2 times u6t. All right. So let's take Laplace transform of both sides. Okay, this is just s squared ys minus s times y0 minus y prime 0 plus ys Laplace transform of t. That was t squared, yok, 1 over s squared'di galiba, değil mi? Bakalım, şurada hesap etmiştik. Gerçi epey gerideydi. Bir yerde yaptık onu. T üzeri n ise böyleydi. Yani şurada t kareyi de t'yi de yapmıştık. T 1 bölü s kare. Tamam. Dolayısıyla burası ne olacak? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü s kare. Artı burada dikkatli olmamız lazım. Bunu hatırlamıyorum. Bizim formülümüzü yazacağız. Neydi? E üzeri eksi c ise Laplace transform of f of t Laplace transform of u c t times f of t minus c. Şimdi bende u6 var. Dolayısıyla bizim durumumuzda c eşittir 6 ve f of t eksi c de 3 eksi t bölü 2, değil mi? T eksi c, yani t eksi 6, f of t eksi 6 3 eksi t bölü 2'ymiş. O zaman f of t nedir? T yerine t 6 bölü t artı 6 yazacağım. T artı 6 yazarsam burası, pardon, eksi T artı 6 bölü 2, yani T kalacak. Yani F of T, T'ymiş. Peki. O halde bu ifade neye eşit oldu? Ne dedik? Laplace transform of. Şimdi burası böyle olduğuna göre şöyle olacak. E üzeri eksi cs, yani e üzeri eksi 6s çarpı Laplace transform of f of t, o da 1'miş. Ne 1 t. Değil mi? Doğru yaptım sanırım. F t eksi c buysa f of t, t'ye eşit. O da 1 bölü s kare yine. Yani burası neymiş? 1 bölü 2 tane 1 bölü s kare artı e üzeri eksi 6 s 1 bölü s kare. Peki. Initial condition'lar neydi? 0 2'ymiş. Bu 0
2 değil mi? 0 2. Dolayısıyla da şu çıkacak. S kare artı 1 ys 0'a 2, yani sadece 2 gelecek bu tarafa. 2 artı 1 bölü 2 tane 1 bölü s kare artı e üzeri eksi 6 s 1 bölü s kare. Buradan ys 2 bölü s kare artı 1 artı 1 bölü 2 1 bölü s kare çarpı 1 bölü s kare artı 1 artı e üzeri eksi 6 s 1 bölü s kare çarpı 1 bölü s kare artı 1. Şimdi şu terim tamam. Burası 2 çarpı sinüs t. Burada yalnız dikkatli olmamız lazım. Bu nedir? Burası 1 bölü s kare eksi 1 bölü s kare artı 1 değil mi? Artı e üzeri eksi 6 s. Burası da yine 1 bölü s kare eksi 1 bölü s kare artı 1. O da neye eşit? 2 tane sinüs t artı 1 bölü 2. Nedir bu? T eksi sinüs t değil mi? Artı burada da t eksi sinüs t var. Ama bir de bunu içeriye almam lazım. Şöyle diyeyim. Bunu içeriye almak için ne yapacağım? En son terimde bu u ct olarak gelecek. U 6 t. Sonra da bu fonksiyonda t yerine t eksi 6 yazacağız. Yani t eksi 6 artı sinüs t eksi 6. Evet. Okay. So from this yt will be what? Inverse Laplace of everything. So it is just 2 times sine t plus 1 over 2 times t minus sine t plus u 6 t times t minus 6 plus sine t minus 6. Aslında bu yani 3 bölü 2 tane sinüs t, 1 bölü 2 tane t ve evet, çözüm bu. Alright, let me stop here.